Selam millet, CSS eğitiminin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CSS box modeli öğreneceğiz. Şu an ekranda görüyor olmanız lazım, bu çalışmaları yapacağız. O zaman introdan sonra görüşürüz. Yeni bir proje açtık. Style dosyamıza ekledik. Gördüğünüz gibi. Box modelinin olduğundan bahsedelim. Şimdi biz Google sitesine geldik. Sağ tıklıyorum, incele diyorum. Bu ekranı şöyle alalım. Element sekmesinde ekranın alt kısmında şöyle bir şey göreceksiniz. Şimdi bir öge seçelim mesela. Şu olsun. Google'un content'i yani içerik kısmında hiçbir şey yokmuş. Padding'e geliyoruz. Padding de yokmuş. Border margin 0'mış. Peki biz bunların olduğu bir şey seçmiş olsaydık. Gördüğünüz gibi renkler hemen değişti. Kendimi şanslı hissediyorum da. İçerik var. Padding var. Yeşil olan. Yani içerik boşluğu. Border var, çerçeve. Margin var, dış çerçeve. Şimdi bunu yapmayı öğrenelim. Nasıl yapılıyormuş bu? Geldik, bir div oluşturalım. Div content diyelim. Ve buna bir class isim verelim. Box model olarak. Bunu kopyaladım. Nokta yapıştırdım ve özelliğimizi açtık. Öncelikle font size girelim. Büyük görünsün. Arka plan rengi verelim ki ne olduğunu görelim. Text align'la center yapalım. Evet, şimdi başlayabiliriz. İlk baştaki ögemiz neydi? Padding'ti. Padding 30 piksel diyelim. Content'imiz çok küçük bir yazı olmasına rağmen çok büyük boşluk açıldı. Aşağıdan yukarıdan sağdan ve soldan bir boşluğumuz oldu. Padding bizim içerikle çerçeve arasındaki iç boşluğumuzu ayarlar. Margin. Margin de yine 30 piksel yapalım. Gördüğünüz gibi içerik biraz sıkıştı. Çünkü margin dış boşluğu alıyor. Hani bizim içerikle bir çerçevemiz var. Onun dışında margin dış boşluğu düzenliyor. Çerçeve ekleyelim şimdi. Daha net görebilmek açısından. Border 30 piksel. Solid diyelim. Bir çerçevemiz oluştu. Hani bu normalde ne olur? 5 piksel falan yapılır. Minik boşluğumuz var. Hepsi birbirinin aynısı olmasın. 20 piksel yaptım. Şimdi bu özelliklerin kod kısmındaki halini görelim. Yani bunlar nasıl işlenmiş. Geldim, incele dedim tekrar. Content'imiz content yazısı. Padding'imiz turuncuyla görünen. Yani şu an hala kırmızı yerdeyiz. Border siyah yaptığımız yer. Ve margin de siyahın dışındaki kısım. İçerikler arasındaki mesafeyi ayarlıyor. Box model özetle böyle. Başka bir şey göstereceğim. Hep example diyelim şöyle. Kopyaladım. Buraya tıkla. Geldik. Yine font size'ını piksel yapalım şuradan. Çok çirkin görünüyor. Padding'ini biraz büyütelim. Padding 20 piksel diyelim. Gördüğünüz gibi hani eşit bir şekilde dağıtıyor paddingleri. Hatta şöyle yapacak olursak geldim. İnceliği şöyle alayım. Kapatıp açmayalım sürekli. Padding'imiz hem de yukarıdan hem de sağdan 20'şer piksel artmış. Peki biz bunu ayarlayamaz mıyız elimizden? Geldim, padding'i sildim. İstiyorum ki sadece sol kısmından bir boşluk versin. Padding left diyorum. 20 piksel. 50 yapalım görünsün. Şöyle bir boşluğumuz oluştu. Aynı şekilde padding right dersem bu sefer ters taraftan boşluk verecek iç boşluk. Top-down da aynı şekilde bu işlere yarıyor. Ayrıca şöyle bir düzenlememiz var. Bu arada bunu sadece padding'e değil, margin ve border'a da yapabiliyoruz. Geldim. Margin top diyelim ve 40 piksel diyelim. Üst taraftan bir boşluk vermiş olduk şimdi. Border'a border left diyelim ve 20 piksel olsun. Gördüğünüz gibi left haricindeki bütün köşelere bir şey yaptı. Şimdi border'ı yapalım. Bildiğiniz gibi buton özelliğinin kendi border'ı var ama yine de yapmayı deneyeceğiz. Border left 20 piksel solid bir black renginde bir şey olsun. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü oluştu. Aynı şekilde diğer taraflarda olması adına border none diyebiliriz. Yani sadece buradan versin border'ını. Biz bunları tek bir satır içinde de ayarlayabiliyoruz.
Mesela geldim. Ben Pedin'e tek bir değer verirsem her tarafı dağıtır. Ama eğer sen desem ki 20 piksel 10 piksel. Gördüğün gibi aşağıdan yukarıdan 20 piksel verdi. Sağdan soldan 10 piksel verdi. Bundan emin olmak için de yine alt taraftan şuradan görebilirsiniz. Şayet ben şöyle yaparsam biraz daha butona benzediğini söyleyebiliriz. Hatta bekliyoruz. Kalıbını değiştirelim. Öyle bir butonumuz oldu. İki değer verebildiğim gibi üç değer de verebiliyorum. Bunu marjinden gösterelim bu sefer. Margin 10 piksel, 20 piksel, 30 piksel. 40 oldu. Gördüğünüz gibi üstten 10 piksel, sağdan soldan 20 piksel, aşağıdan 40 piksellik bir boşluk verdim. Tahmin edeceğiniz gibi ben eğer marjine 4 değer verirsem yukarı, sağ, aşağı, sol şeklinde ilerlemiş olur. Yani geldim. 10 piksel, 15 piksel, 20 piksel, 25 piksel. 4 değer verdik. Ve gördüğünüz gibi 10, 15, 20, 25 şeklinde gitti. Yukarı, sağ, aşağı, sol şeyi takip ederek. Ben bunu Edirne'ye vermiş olsaydım aynı değerler oraya da uygulanacaktı. Ve border'ın içine gelip uygulasaydım border'da yine aynı şekilde olacaktı. Box model özetle buydu. Nasıl işlediğini gördük, nasıl değerler verebildiğimizi gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.